Ahmet Tekin Baykal ve adamları ile ilgili olarak zorla çek senet tahsilatı, yama, adam kaldırma ve iş yeri kurşunlama olaylarıyla ilgili şikayetler üzerine geçen yıl yapılan anafor operasyonu ile çökertilen İzmirli çete için rekor cezalar istendi. Ege bölgesinde karıştığı birçok suçtan dolayı geçmişte yargılanan, çete lideri olmaktan hükümlü Baykal ve adamları, iki yıl önce teknik takibi alınmış, dönemin özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Murat Gök'ün talimatıyla, operasyon için düğmeye basılmıştı. İzmir başta olmak üzere Aydın, Balıkesir, Muğla, Samsun, İstanbul, Ankara, Mersin, Kayseri, Zonguldak ve Antalya'da 100 ev ve 35 iş yerine baskın düzenlendi. Polis, Ahmet Tekin Baykal'ın Kuşadası'ndaki çiftliğine, içerisinde özel harekat timlerinin bulunduğu Sikorski helikopterle baskın yaptı, ancak Baykal çiftlikte yakalanamadı. Polis, çete liderini çeşmede lüks bir otelde sevgilisi MK ile birlikte yakaladı. Baykal'ın Kuşadası'ndaki ormanlık alanda bulunan ve kale gibi korunan çiftliğinde arama yapan ekipler, baskın sırasında kaçmak için açılan tüneller, çek ve senetlerini ödemeyenlere işkence yapılan odalar, çok sayıda silah ve çok yüksek miktarda usulsüz şekilde elde edilen TL, döviz ele geçirdi. Eş zamanlı baskınlarda, şüphelilerin, gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda, 5 ruhsatlı 21 tabanca, 11 pompalı tüfek, el bombaları, çelik yelek, telsizler, çok sayıda mermi ve evrak bulundu. Gözaltına alınanlar arasında Ahmet Tekin Baykal ile birlikte emekli Albay Y.Y., emekli emniyet müdürü yardımcısı H.E., değişik rütbelerde 3 emniyet görevlisi, 3 avukat, Danıştay'dan ayrılma hakim R.S.U., işadamı H. İ. Beşok davasında yargılanıp berat eden FT İzmir eski askeri başsavcısı H. Çeve Nuri ve Vedat Ergin'in de avukatlığını yapan E.B.'nin bulunduğu dört ayrı operasyonda toplam 182 kişi gözaltına alındı. Çetenin, Yargıtay'daki davalarına etki etmek için emekli albay, askeri savcı ve hakimi kullandıkları ileri sürüldü. Soruşturmayı üstlenen, anafor operasyonu ile bağlantılı toplam 4 soruşturma evrakını inceleyip tek dosya haline getiren, özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Faruk Çalışkan, 50'si tutuklu 182 sanık hakkında suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, nitelikli yağma, kumar oynatmak, ihaleye fesat karıştırmak. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak ve suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte bilerek yardım etmek içlerinden 6 ile 510 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle özel yetkili ağır ceza mahkemesinde dava açtı. Savcı çalışkan, aralarında sanatçı, avukat, emekli hakim ve polislerinde bulunduğu sanıklardan en çok ceza 510 yıl ile Ahmet Tekin Baykar için istedi savcı iddianamede Baykal'ın bugüne kadar yaptıklarını, susurluk sanıklarıyla ilişkilerini de anlattı. Sanıkların kendi aralarındaki telefon konuşmalarında susurluk kazası olmasaydı 15 gün sonra İbrahim Şahin İzmir Emniyet Müdürü'ye sözleri dinlemeye takıldı. 2 Ekim 2006'da iş adamı İbrahim Çiftçi'nin İzmir'in Alsancak semtindeki bir kafede el bombası ile öldürülmesi olayına da değindi. Bu olayda kullanılan el bombalarının, İstanbul Ümraniye'de ele geçirilen ve kamuoyunda Ergenekon adıyla bilinen soruşturmanın başlamasına neden olanlarla aynı seriden olduğunun saptandığı vurgulandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ulusal çete raporunda Adalı Attin Çakıcı, Kürşat Yılmaz ve Sedat Peker gibi isimlerle birlikte geçen Çerkes kökenli Ahmet Tekin Baykal. Son günlerin en çarpıcı operasyonlarından biri olan Anafor operasyonunda çeşmede yakalanmıştı. Çerkes kökenli olması nedeniyle örgütünün çoğunluğunu aynı kökenden kişilerden oluşturduğu belirlenen Ahmet Tekin Baykal. Yakalandığında üzerinde altın kaplama tabancası da ele geçirilmişti. İzmir ve Aydın başta olmak üzere Ege bölgesinde karıştığı birçok suçtan dolayı 1997 yılında çete lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Baykal, cezaevinden çıktıktan sonra da yeniden suç örgütü kurdu. Çeşitli suçlara karışan Baykal Çerkez İbrahim lakaplı İbrahim Çiftçinin bombalı saldırıyla öldürülmesinin ardından gayri meşru alanda tek söz sahibi olmak ve bunu ülke geneline yaymak için faaliyetlerde bulundu. Çiftçinin adamları ile iyi ilişkiler kurdu, kendi yanına çekti. Çete elemanları örgütten teşkilat olarak söz ediyor, olaylara gönderilen adamlara ekip veriliyor. Ekip lideri lüks keşif ve koruma araçlarıyla dolaşıyordu. Çete lideri Baykal, birbirini tanımayan, birbirinden habersiz hücre tipi bir yapılanma kurmuştu. Örgütün mensupları, teknik takibe yakalanmamak için cep telefonu kullanmıyor, Baykal'da elemanlarıyla yüz yüze görüşüp talimat veriyordu. Savcı çalışkan, hazırladığı iddianamenin yanında örgütün çalışma şeklini gösteren, örgüt üyelerinin fotoğraflarının da bulunduğu bir şemayı mahkemeye sundu. İDD Yaname'de, 2007 yılı Kurban Bayramı'nda, İbrahim Tatlıses'in Kuşadası'ndaki otelinde Sami Hoştan ve bazı iş adamları ile sanatçıların da katıldığı bir kumar günü düzenlediği, Ahmet Tekin Baykal'ın kendisinden izin alınmadığı gerekçesiyle oteli bastığı anlatıldı. Tatlıses'in otelden kaçtığı, Baykal'ın bir daha ilçeye gelmesini yasakladığı, Sami Hoştan'a da 1 milyon dolar ceza kestiği, bu parayı taksitlerle aldığı kaydedildi. Ahmet Tekin Baykal ve adamlarının Ege bölgesinde, kendilerinden izinsiz kumar oynatılmasına izin vermediği de yer aldı. Davada İbrahim Tatlıses'in de suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgütü bilerek yardım ve kumar oynatmaktan 7 yıl hapsi istendi. Çete lideri Baykal'ın, Şarkıcı Özcan Deniz'in Çeşme ilçesindeki bir konser sonrasında vurulması olayına da karıştığı iddianamede yazanlar arasında, Deniz'in bir gece kulübünde sahneye çıkmak için anlaşıp, parasını almasına rağmen sonradan vazgeçmesi yüzünden, işletme sahiplerinin isteğiyle vurulduğu ileri sürüldü. Çete lideri Ahmet Tekin Baykal'ın suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından cezalandırılması talep etti. Sami Hoştan'ın suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve kumar oynatmaktan 66 yıl. Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Faik Tütüncüoğlu'na karşı suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve ihaleye fesat karıştırmak suçundan 15 yıl hapis cezası istedi. Sanıklar önümüzdeki günlerde İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim önüne çıkacak. <laughs>